Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tüm grup başkan vekili arkadaşlarım gibi ben de Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görevli Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba kardeşimizin hakkın rahmetine kavuşmasını okuduğumuz zaman üzüntümüzü belirtmek istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Allah güç kuvvet versin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de bu manada tekrar yaptıkları hizmetler için, emekler için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli Başkanım, son dönemde çok gündeme gelmedi ama yaptığımız kanunların faydalı neticeleri ortaya çıkıyor. O sebeple paylaşma ihtiyacı duyuyorum. Hatırlayacaksınız, 31 Temmuz'da 2020 yılında bir kanun düzenlemesi yaptık. 7253 sayılı kanun düzenlemesi sosyal ağlarla alakalı. Burada ismi son dönemde değişen sosyal ağ sağlayıcısı X, tüzel kişiliğini temsilen bir temsilci atadı ve BTK'ya bunu bildirdi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum, kanunun işlerliğini görmemiz açısından. Şimdi cumartesi anneleriyle alakalı bir şey ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda cumartesi annelerinden temsilen hanımefendiler beni ziyarete geldiler. Kendileri de biliyorum, diğer siyasi partileri de ziyaret ettiler. Neticesinde hem İçişleri Bakanımızla hem Sayın Valimizle görüşmelerimiz oldu. Ayın 29'unda toplantılarının birincisini yapacaklar. Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim. Kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler. Zaten her hafta yapmaya devam ediyorlar. Daha geniş bir katılımla bu hafta toplantılarını yapacaklar. Burada tabii ince bir çizgi var. Bizim için cumartesi annelerinin hassasiyetleri, acıları önemli. Ama bu acılardan yola çıkarak bir farklı yöne yönelilmesine de, bunun suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor. Bize düşen hukuken de yapılması gerekenlerin takibidir diye ifade etmek istiyorum. Bir de haftalarla alakalı, biraz evvel genç milletvekili arkadaşımız konuşurken tekrar teyiden baktım. 15 ve 21 Mayıs haftası Gençlik Haftası olarak kutlanıyor. Evet, içerisinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anlama Gençlik ve Spor Bayramı da var ve aynı zamanda Gençlik Haftası belirtmek istiyorum. Bir diğer önemli istediğim şey, 25 Mayıs Necip Fazıl'ın vefat yıl dönümü. Enteresan bir şey, 26 Mayıs'ta da dünyaya gelmiş. Yani 26 Mayıs'ta dünyaya gelmiş, 25 Mayıs 1983'te de vefat etmiş. Genel kurulda çokça konuşuyoruz, son dönemde zaman üzerine konuşuyoruz. Necip Fazıl'ın en önemli şiirlerinden bir tanesinin zaman şiiri olduğunu düşünüyorum. Pek çok şey var, zamana dair kullandığı ifadeler var. Zaman şiirinden ufak bir atıfta bulunmak istiyorum. Yani kendisinin sorusu var, soruyor şiirinde, zaman nedir diye soruyor. Zaman nedir? Bir su mu, bir kuş mu? Nedir zaman, iniş mi, yokuş mu? Bir sese benziyor, arkanız hep zifir, bir sese benziyor, önünüz tüm kibir. Uzunca bir şiir, devam ediyor. Bir bölümünü daha okuyarak tamamlayacağım. Akrep ve yelkovan var varlığın nabzında, akrebe ve yelkovana yokluğun ağzında. Zamanın çarkları sizi yürütüyor, zamanın çarkları beni öğütüyor. Bunu söyledikten sonra tabii Necip Fazıl'ın çok önemli iki tane şiirini besteleyen bir milletvekilimiz var, Yücel Arzen. Yücel Arzen Bey ilk önce Kaldırımlar şiirini, daha sonra da Sakarya şiirini besteledi. Her iki eser de son derece kıymetli eserler. Sözümü bağlarken Kur'an-ı Kerim'de de zamana yeminle başlayan Asr suresini de hatırlatmak istiyorum. Zamanın kıymeti hem hayatımızda hem de yaptığımız her işte, başta genel kurul olmak üzere, fevkalade önemli. Zamana hürmetle diyerek sizleri saygıyla selamlıyorum.